Yeni hizmet binamız. Temmuz ayının 20'sinde başladık. İhale bedeli olarak 32 milyon 217 bin lira. 700 gün işin teslim günü var. 17.500 metrekare olarak inşaat alanımız var. Kapalı alan 17.500 metrekare. Allah izin verirse 2022 yılında hizmet vermeye başlayacağız. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni hizmet binasının inşaatını geziyoruz. Yıllardan beri Malatya'da şehir merkezinde sıkışmış, dar bir binada hizmet vermeye çalışan Sosyal Güvenlik Kurumumuz böylece hemşehrilerimize daha geniş bir mekanda, ortamda hizmet vermeye başlayacak inşallah. Vatandaşlarımızın SGK hizmetlerine, Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerine daha rahat ulaşmaları, orada çalışan personelimizin, memurlarımızın, idarecilerimizin de daha rahat ortamda hizmet edebilmelerine imkan sağlayacak bu yeni hizmet binamızın şimdiden Malatya'mıza ve Sosyal Güvenlik Kurumu camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşaatımızı Malatyalı bir firmamız yürütüyor, üstlenmiş durumda. İnşallah verilen süreden daha önce tamamlayacağını belki kendisi de ifade edecektir. O konuda beyanları oldu. Ne kadar çabuk tamamlanırsa, hemşerilerimizin hizmetine ne kadar çabuk sunulursa bizler de o kadar memnun olacağız. Ben şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Türkiye çok zor dönemden geçiyor. Bir taraftan pandemi süreci, bir taraftan da yaşamış olduğumuz doğuda, batıda, güneyde, Akdeniz'de, Karadeniz'de yaşamış olduğumuz, uluslararası alanda yaşamış olduğumuz sorunlar var. Ve buna rağmen Türkiye büyümesine ve gelişmesine, bütün yaşanılan krizlere rağmen devam ediyor. Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ediyor, bir taraftan uluslararası güçlerle mücadele ediyor. Ama bir taraftan da sapasağlam ayakta duran ekonomisiyle Türkiye için yatırımlar yapmaya devam ediyor. Malatya'mız için uzun zamandır konuştuğumuz çok önemli bir hizmet binasını Allah nasip ederse inşallah Malatyalılarımıza kazandıracağız. Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal devlet anlayışıyla kurulmuş ve sosyal devletin ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiş olan kurumumuz. Tüm Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğunu ve yaklaşık 83 milyon vatandaşımızın sosyal güvenlikten hizmet aldığını altını çizerek vurgulamamız gerekir. Özellikle yaklaşık 10 milyon vatandaşımız sosyal güvenlik şemsiyesi altında genel sağlık sigortası çerçevesinde sigorta primlerini hükümetimizin, devletimizin yatırdığı ve herkesin hizmet aldığı bir sistemi tüm Türkiye'ye ve dünyaya ispat etmiş vaziyette. Ben Sosyal Güvenlik Kurumumuza, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a çok teşekkürlerimi iletiyorum ve Malatya'mız için çok önemli bir yatırımı Malatya'ya kazandırıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu biraz evvel değerli il başkanımın söylemiş olduğu gibi dar ve küçük bir alanda 800 bin nüfuslu Malatya'mıza hizmet veriyordu. Çalışan personellerimizin dar alanda çalışmaları bir tarafa, diğer taraftan 800 bin vatandaşımız, sosyal güvenlik kapsamındaki insanımız buradan hizmet alıyordu. Dolayısıyla araç parkıyla, hizmet alanıyla çok dardı ve şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arazisine 46 milyon bedelle ihaleye çıkılıp 32 milyon bedelle Özbekler firması, Malatyalı firmamız inşaatı almış ve Temmuz itibariyle de inşaata başlanmış vaziyette. Yaklaşık 17.500 metrekare kapalı alanla
Malatyalı vatandaşlarımıza Sosyal Güvenlik Kurumumuz hizmet edecek. Bir taraftan bu mücadeleleri yaparken bir taraftan da Malatya'mıza, yatırımlarımıza sonuna kadar devam ediyoruz. 2022 yılının 5. ayında bu binamızın bitmesi öngörülüyor. Protokoldeki sözleşme 2022 5. ay. Ama müteahhit firmamız Malatyalı Serhat kardeşimle biraz evvel il başkanımızla konuşurken 2022 çok uzun bir zaman dedik. O da bize şu sözü verdi. Ben 2021'in sonuna kadar burayı bitireceğim. Malatya'ya nasip olursa hizmete kazandıracağım dedi. Ama onu kendi ağzından dinleyesiniz istiyorum. Evet Serhat Bey, buyurun. İnşaat çalışmalarımız işin başlangıcından itibaren hızla devam etmekte olup bizim de kendi planlarımız çerçevesinde öngörümüz 2021'in sonuna kadar bu işi teslim etmenin zor olmayacağını görüyoruz. Size bu sözü şimdiden veriyoruz. İnşallah 2021'in bu aylarında geldiğinizde buranın işte %90 aşamasında, 95 aşamasında olduğunu göreceksiniz. Yani 2022 yılında vatandaşlarımız bu binadan hizmet almaya başlayacak. Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah. Biz de elimizden gelen bütün gayreti bu program üzerine göstereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yeni il müdürü, müdürümüz Tekin Kutlu'ya da ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Uzun zamandan beri Sosyal Güvenlik Kurumu'nda emek sarf eden arkadaşımız şimdi Malatya'mıza, memleketimize, şehrimize, vatandaşlarımıza hizmet edecek. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah diyorum.